Şimdi başka bir şey okuyayım size. Nazar-ı beşer, insanın nazarı 9 tane iyiliğinin yanında 10 tane eylemi olsa 9 iyiliğini görmez, bir kusurunu görür. Rahmet ilahiye 9 kötülüğünden 10 tane fiilinin içinde 9 kötülüğünü görmez, bir iyiliğini öne çıkarır. Bunu şeyden çıkarttım. Uhuvvet Risalesi'nden. Başka okuyorum. Arif, kendi günahların dışında her yöne kayıtlamayandır. Kapatması ne diyor? Kapatmayandır. Kendini başkalarına kapatmayandır. Kendinin dışında diğer insanların bakışına açık olandır. Her makamdan bakabilen, hiçbir makama mahkum olmayan, insanların farklılıklarını kendisine farklılık katabileceğine inanan insandır arif insan. Başkalarının noktayı nazarlarına kendisini kapatmaz. İrfanlığı, anlayışı, feraseti yüksek kişidir. Başka bir yer okuyorum. Perde ne demek perde? Bazen örten, bazen de açandır. Mesela toprak çirkinlikleri örten, güzellikleri ortaya koyan, hava perdesi ise hem çirkinliği hem de güzelliği ortaya çıkaran. Bazılarına örten iken aynı şey başkalarına açan olur. Mesela güneş insanları açtığı gibi erva habiseleri örtüyor. Güneş örten mi? Evet, örtüyor. Erva habiseler güneşli boyut veremezler. İnsanları açığa veya diğer canlıları musibetleri açığa çıkarttığı zaman gibi güneş erva habiseleri örter, aktifliğini kapatır. Karanlık ise şerleri açar, hayırları örter. Onun için Felak suresinin 3. ayetinde bak, birincisi kulunuzu bir Rabbil Felak min şerri ma halak ve min şerri gasikin iza vekab, yani karanlık çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden, Allah'a sığınırım. Gecenin şerrinden. Onun için Necdet demiş ya, gecenin hayrındaysa gündüzün şeri daha evlat. Şurada kapacağınız taraf şu: nur, güneş, ışık örten olur mu? Nur her şeyi ortaya çıkarır. Erva habisenin üstünü örtüyor. Onun için gece çalışan, gündüz yatan insanda hayır yoktur. Ruhunda hayır bulamaz. Psikolojisi bozuk olur. Ve celle nevmek müsibata. Biz var diye mesela böyle abi gece var sen çalıştığın zaman sen psikolojikman şartlı Evet. yani. Çünkü Allah ve celle nevmek müsibata, gece istirahat örtüsü yaptım, gündüzü maişet için dedi. Biz tersini yapıyoruz. Sırrı okuyayım. Evsaf-ı ilahiyenin mahiyet insaniyedeki el müzecidir. O çalışırsa enfus ve afaki, yani maddi ve manevi terakki olur. Bu da hoşuma gitti. Murat gönderdi. Efsaf-ı ilahiyenin mahiyet-i insaniyedeki el müzeciymiş sır. Efsaf-ı ilahiye Allah'ın vasıfları insanın mahiyetindedir. Onları ne kadar açarsa insan o kadar maddi ve manevi alemlere boyut verir. Bu sırdır. Başka bir şey okuyayım size. Bu da şey. La ilahe illallah ne demek? Bunu da duydunuz ama başka noktadan duymamak. Niye ilk önce la ilahe olumsuzluk getirilmiş? Terk, sonra eylem. İlk önce terk, mesela küfrü terk, sonra iman. Diyor ki la ilahe, ilk önce yanlışların, şerlerin, zararların, düşmanların terki, ilk önce ya, küfrün, yanlışların, şerlerin, zararları ve düşmanları, zararlar şeyler terk et. Sonra illallah, yani terk ettiklerinin karşıtlarına
zıtlarına dost olmak, arkadaş olmak ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bil mana şöyle demiş. Onlar hastayken ziyaret etmeyin, cenazelerine gitmeyin dediği gibi Tövbe suresinin 84. ayetinde de bil mana şöyle diyor. Onlar arasından olan, ne diyor? Onların arasından ölen hiç kimsenin namazını kılma, mezarı başında durma diye Peygamberimiz emrediyor. Kim o? Şerlerle beraber olanlarla, şerlerle, küfürle beraber olanlara Tövbe suresinin 84. ayetinde onların arasında ölen hiç kimsenin namazını kılma. Onların arasında var ya, mesela Allah ve Kur'an düşmanları, şeriat düşmanları, Kur'an düşmanları, Allah düşmanlarını tamam da onlarla beraber olanlara, olanların namazını kılma. Mezarı başında durma. Çünkü onlar Allah ve Resulü'nü inkar ettiler ve yoldan sapmış olarak öldüler. Küfür belli, Firavun belli, Nemrut belli, temsilcileri belli şimdi de. Bizden olup, bizim saflarımızda gözüküp onlarla dost olanları söylüyor. Ötekiler belli zaten. Zahiri şeriat, çevre, latifo. Bizden beraber yani hareket. Ama şehre taraftar. Onların diyor ziyaret etme. Onları öldüğü zaman cenazesini kılma. Ve onların cenazesinde durma diyor. İşte bu Peygamberimizden meşhur bir tane münafık vardı ya Medine'de. Ölünce o ayet indi. Onu almışsın herhalde. Evet, Tövbe suresi. Çocuğu işte babamın namazını kıldı. Çocuğu evet. Sağlam Müslüman. Sağlamdı. Ondan sonra Resulullah'ı kıldı ama Hazreti Ömer Efendimiz itiraz etti. Kıldırmamış. Ondan sonra ama kıldırmış. Hazreti kıldırmış. Kıldırdıktan sonra... Girmiş ama kılmış. Tam kılacağı zaman önüne girmiş Hasan abi. Ben sana kıldırmam bu namazı demiş. O zaman diyor vahiy geldi diyor. Kıldıktan sonra. Yok, araya girmiş bana. Tamam neyse o ama... Hazreti Ömer Efendimiz iş yapmış. Onaylamış Cenab-ı Hak. Açık bak. Şimdi bize ne kazandırıyor? Takva nedir? Kastamonu'da 148'de. Defişer. Celbine. İlk önce şerleri def edeceksin. Defişer la ilahe. Celbine fa illallah. Bu işareti diyor ben. Takdirle takdir gibi değil mi? Peki biz bunu biliyoruz da ne demek istiyorsun? Kardeşim şer. Hiçbir tevili olmaksızın, tevil olmaz kabul et. Şerlerle beraber olan, mesela söyleyeyim. CHP şerdir. Çünkü halkın şerinden Allah'ın Felek suresinde var ya. Halkın şerinde nasıl dua et? Yok. Orada halk edilenlerin şerinden demek. Halk Partisi'nin şerinden diyor. İlk söyledi. Halkın şerinden kendini muhafaza ediyor. Evet. Kulazı bir Rabbil Felek. Kulazı bir Rabbil Felek. Ha yok. 11. şuada ya. Nasıl geçiyordu? Halk kulazı bir Rabbil Felek o min şerrima ve min şerrima min şerrima hasedi min şerrima hasedi min şerrima hasedi min şerrima hasedi. Yok. Orada hangisiydi ya? Hangisi? Halkın şerrinden kendini muhafaza ediyor. Ha. Halkın şerrinden kendini muhafaza ediyor. Halk Partisi bu asırda masadaki bu. Ama şimdi tam bu belli. Tevil yapıp onunla beraber olanlara da aynı onun gibi kılma diyor onlarla. Olanları da namazını kılma, onların cenazesine bulunma, hastasını ziyaret etme diyor. Çünkü hak batıl karmasına destek vermiş oluyorsun. Hak batıl karma edilirse decdiyet olur. Bunu yapan kişi deccal olur, sistemine deccaliyet denir. Hatta hadiste, Ramzul ve hadiste okudum abi. Yatsıya ne kadar kaldı?
Az kalıyor okumak üzere. Tamam, o zaman bir tane içeyim mi çay? Hamdül Hadis'te var abi, Hadis. Diyor ki, sahabelerime diyor, gibi zaten, onun yanında bulunmayın diyor. Onların cenazesine gitmeyin, kız almayın, kız vermeyin, yanlarına gitmeyin. Sahabelerim evet. Ramazan'ın hadisi okudun değil mi? Ramazan'ın hadisi okudun. Kaç tane var? Sahabelerime dil uzatanları, kız almayın, kız vermeyin, cenazesine gitmeyin, cenazesini kılmayın. Sahabelerime dil uzatan. Vehhabiler, selefiler işte. Selef, evet. Selefilerle vehhabiler. Şimdi televizyonda kırla giden din kisvesi altında ajanlar. Dini tamir davasında din tahrip, tahripçileri. Ajan ajan. Kökeni ecnebi, globalistlerden zındıka komitesi hesabına çalışan sureti din. Mesela Afrika'yı, işte Arabistan'ı nasıl bir İngiliz ajanı? Neydi o? Lawrence. Lawrence. Millet ağlatıyormuş aslında. Aynı şey FETÖ gibi ya.